Merhabalar kuzuların tosunlarım. Alkanları anlatmaya devam ediyoruz. Alkanların fiziksel ve kimyasal özelliklerinden bahsedeceğiz. Aslında alkanların fiziksel özelliklerinden bahsederken o özellikleri hidrokarbonların tamamına yayabileceğiz beraber. Yani alken ve alkinlerden de biraz bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Alkanların fiziksel özellikleri. Alkanlar neydi? Hatırlatıyoruz önce arkadaşlar videonun girişinde. Alkanlar dediğimiz doymuş hidrokarbonlar sınıfına giriyordu ve genel formülleri CnH2n+2 genel formülüne sahipti. Yani sadece karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşikti. Peki karbon ve hidrojenden oluşan biz bileşiklere ne demiştik arkadaşlar? Apolar moleküller demiştik. Hatırlayın, karbon kimyasına giriş içerisinde bahsetmiştik. Molekül geometrilerinden çıkarmıştık apolar olduklarını. Alkanların fiziksel özelliklerini belirleyen en önemli faktör de işte bu apolar olmalarıdır arkadaşlar. Alkanlar apolar moleküllerdir ve apolar moleküllerde moleküller arasında hangi bağ gözlenir? London kuvvetleri. Peki London kuvvetleri neydi? Hatırla 9. sınıfa kimyasal türler arası etkileşimlere geri dön. London kuvvetleri dediğimiz şeyi şöyle nitelendirebiliyorduk. Kütlesel çekim olarak düşünebiliyorduk. Kütlesi olan bütün tanecikler, bütün maddeler arasında belli bir etkileşim, belli bir çekim kuvveti mevcuttu arkadaşlar. London kuvvetlerinde kütlesel çekim olarak düşünebiliyorduk ve ona göre yorumlayabiliyorduk arkadaşlar. Ama dikkat edeceğiniz husus şu ki, dikkat, yüksek sesle söylüyorum, altını çiziyorum. Gençler, adamın söylediği şey ne burada? Moleküller arasında, bak atomlar arasında değil. Yani bir CH4 molekülü ile bir CH4 molekülü arasında gözlenen bağ şeydir, London kuvvetidir. Yoksa CH4'ün kendi içerisinde karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ bildiğiniz elektron ortaklaşmasıyla oluşan kovalent bağdır arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz kovalent bağ değil, buradaki zayıf etkileşimlerden bahsediyoruz. Alkanların fiziksel özelliklerini belirleyen en temel özellik London kuvvetleridir. Bir önce söyledik. Molekül kütlesi arttıkça London kuvvetleri artar. Neden? Çünkü London kuvvetlerini biz kütlesel çekimi olarak düşündük. Kütle artarsa taneciklerin birbirini daha sıkı tutacağı anlamına gelir. Moleküller arası etkileşim artacaktır çünkü. Alttaki ifadede onu söylüyoruz. London kuvvetlerinin artması moleküller arası çekim kuvvetinin artması anlamına gelir. Ve karbon sayısı arttıkça, yani molekül büyüdükçe, yani molekülün kütlesi arttıkça London kuvvetleri artar. London kuvvetleri arttığı için tanecikler birbirini daha sağlam, daha sıkı tutar. Dolayısıyla bu tanecikleri birbirinden ayırmak, yani aslında eritmek ve kaynatmak daha zor olur. Daha zor olması demek, daha yüksek sıcaklığa çıkması demektir ki erime noktası ve kaynama noktası artar. Erime noktası genellikle artar, yani büyük bir çoğunlukla artar. Kaynama noktası ise arkadaşlar her zaman artar. Aynı şekilde yoğunluğunda da ne gözlenir arkadaşlar? Artış gözlenir. Dikkat edecek olursanız ifadeye, erime noktası genelde artarken kaynama ve noktası ve yoğunluğu düzenli olarak ne yapıyormuş? Artıyormuş. Hemen buna altta bir tane tablo vermişiz. Bakın örneklendirmişiz. Etan, propan, butan ve pentanı yazmışız burada. Etan dediğimizin erime noktası -183, kaynama noktası -88, yoğunluk 7x10^-4 demişiz. Propan, karbon sayısını 1 arttırdık. Şu vatandaşın formülü C2H6 idi. Şu vatandaş C3H8 oldu. Molekülün kütlesi büyüdü değil mi? Bir molün kütlesi büyüdü. Ve erime noktası -190 olmuş. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın birazcık azaldı değil mi? Kaynama noktasına gelince -42. Ne yaptı? Kaynama noktası arttı. Yoğunluk yine arttı. Biraz daha arttırdık. Karbon sayısını 4 yaptık. C4H10 butana geldiğim zaman erime noktası, bak o da arttı bu sefer. Bak şurada bir düzensizlik oluştu ama tekrar artış gerçekleşti. -138. Kaynama noktası zaten artıyordu. -1'e kadar yükseldi arkadaşlar. Yoğunluk yine arttı. 5 karbonluya geldim. C5H12'ye gelince 5 karbonlunun erime noktası -130. Kaynama noktası ise kaç arkadaşlar? 36. Kaynama noktasının 36 olması normal koşullarda ya ve oda koşullarında hangi fiziksel halde olduğunu söylüyor bize? Sıvı fiziksel halde olduğunu söylüyor. Etan, propan ve butan gaz arkadaşlar. Pentan ise sıvı olduğunu söylüyor. Standart koşullarda alkanların ilk 4 üyesi gaz. Kimlerdi onlar? CH4 ve C2H6'ydı. Önceden de bahsettik bu vatandaşlar. LNG'nin, yani liquid natural gases, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gazın içerisinde bulunuyordu. C3H8 ve C4H10 dediğimiz yapı ise, bunlar ise propan ve butan gazları. Bunlar ise nerede bulunuyordu? LPG'de, liquid petrol gases, yani sıvılaştırılmış petrol gazının içerisinde bulunuyordu.
Karbon sayısı 5 ile 17 arasında olanlar sıvı. Bak buradan bile neyi anlarız? Kaynama noktasının arttığını. Ne zaman? Karbon sayısı arttıkça. Ve 18'den daha sonrası olanlar ise hangi fiziksel halde arkadaşlar? Katı fiziksel haldedir. İşte kim onlar? Ziftmiş, katranmış, asfaltmış. Bunlar ise karbon sayısı 18 olandan daha büyük, yüksek karbonlularda bulunur. Hatta işte rafinerde ne yaparlar? Ham petrol gelir. Onu bileşenlerine ayrımsal damıtma ile ayrıştırılırken işte gaz olanların kaynama noktası daha düşük olduğu için önce onu ayırırlar. Sonra sıvı olanları ayırırlar. En son katılar kalır, işte zift, katran, asfalt gibi maddeler kalır arkadaşlar. Peki devam. Aynı karbon sayılı alkanlarda dallanma arttıkça moleküllerin birbirine yaklaşması zorlaşır. Bu ne demek? Dallanma arttıkça London kuvvetlerinin azalması demektir. Dolayısıyla dallanma arttıkça kaynama noktası düşer, uçuculuk artar. Bak burada 3 ifadeyi şuradaki örnekle daha da belirginleşelim. Bakın verilen örneğe baktığımızda birinci bileşiğe baktığımızda toplam uzun zincir kaç karbonlu? 5 karbonlu arkadaşlar. Hatta bunun aşağıda düz zincirli olanla olması lazım. Evet bak. En hegzan. Yani hiç dallanma yok. Doğru mu arkadaşlar? Burada hiç dallanma yok ve erime noktası -95, kaynama noktası -68. Pardon, kaynama noktası 68 santigrat derece. Peki yukarıya çıkalım. Yukarıda ise 3 metil pentan bileşiğinin erime noktası -118, kaynama noktası 63.3. Hem erime noktası arttı hem de kaynama noktası arttı. Geldik buraya arkadaşlar. Bu vatandaşa gelince dallanma ne yaptı? 2 tane dallanma oldu. Bu sefer erime noktası -129 oldu. Birazcık düşme var arkadaşlar. Ama kaynama noktası her zaman ne yapıyordu? Artıyordu. Kaynama noktası gördüğünüz gibi 58 santigrat derece oldu. Peki neden? Neden o şu? Şimdi düz zinciri böyle düşünmeyin. Çok doğru bir şey söylemeyeceğim ama yorumlamak açısından doğru olabilir arkadaşlar. Doğru düşünebilirsiniz. Düz zincir, tamam. İki tane düz zincir molekülü gördüğünüz gibi birbirine bu kadar yaklaşabilir. Bu bir. Aynı zamanda böyle yaklaştıklarında tutma yüzeyi de yüksektir. Ama siz bunları dallandırıp budaklandırırsanız bir, aradaki mesafeyi ne yaparsınız? Açarsınız. Uzaklaştırırsınız birbirine, molekülleri birbirinden. Dolayısıyla da arkadaşlar daha zayıf tutmaya başlar. İki, yüzeyde tutma yüzeyi de azalacaktır. Bundan dolayı tacikler daha zayıf tutar birbirlerini ve bundan dolayı da erime noktası ve kaynama noktası ne yapar arkadaşlar? Düşer. Pardon. Biraz önce söylediğimizi yanlış değerlendirdik. Erime noktası da gördüğünüz gibi kaynama noktası da düştü. Bakın burada kaçla başlamıştık? -95 ile ve 68 ile başlamıştık. Gördüğünüz gibi -118, 63, -129 ve 58'e kadar ne yaptı arkadaşlar? Düştü. Hem erime noktası düştü hem de kaynama noktası düştü. Devam. Alkanlar apolar moleküller olduklarından suda çözülmesi beklenmez. Kim kimin içerisinde çözünüyordu hatırla arkadaşlar. Polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözücülerde. Su polar bir molekül. Polar molekül olduğuna göre içinde polar maddelerin çözülmesi lazım. Tuzlar zaten, iyonik bileşikler zaten çözünür. Bir de polar moleküller. Hatta şunu da söylemiştik hatırlayın. Eğer hidrojen bağı oluşturabiliyorsa suyun içerisinde daha fazla çözünüyor. Bunlar zaten apolar. Hidrojen bağı yok. Etkileşimi yok suyla, molekülleri arasında etkileşimi olmadığı için arkadaşlar çözünmesi çok çok düşük. Yani çözünmez olarak kabul edilir. Alkanlar bu özelliğinden dolayı meyve ve sebzelerin su kaybını önlemek ve özellikle meyvelerin daha uzun süre saklamak için kullanılır. Peki nasıl kullanılıyor? O meyvelerin dış yüzeyine parafin sürülüyor. Parafin dediğimiz şey ne? Alkan değil mi? Onun yüzeyi kaplanıyor. Yüzeyi kaplandığında ne oluyor arkadaşlar? Su, elmanın içerisindeki su dışarıya çıkmaya çalışıyor. Kabuğa kadar geliyor. Kabuğa geldiği zaman ne oluyor? Apolar bir yapıya denk geliyor. Onun içerisinde çözünemeyeceği için dışarıya çıkamıyor. Dolayısıyla elma gibi meyveler suyu içerisinde daha uzun süre tutabiliyor. Suyun daha uzun süre kalması demek onun tazeliğinin korunması anlamına gelir. Hatta işte şey derler ya, o işte mevsiminde yemediğiniz meyveleri ne yapın? Çok uzun miktarda yıkayın. İyi yıkayın derler. Üzerindeki parafin tabakası tamamen temizlenmesi açısından. Alkanlar apolar oldukları için benzen karbon tetraklorür gibi organik çözücülerde çözünürler arkadaşlar. Bu vatandaşlarda çünkü apolar moleküllerdir. Orada çözünürler. Evet, genel fiziksel özellikleri bunlar. Gelelim kimyasal özelliklerine. Kimyasal özellik, kimyasal tepkimelere gelince arkadaşlar bir kere alkanlarda hatırla, bütün bağlar sigma bağlı. Buraya bak, bana bak. Bütün bağlar sigma bağlı. Bütün bağlar sigma bağ, pi bağlarına göre daha kararlı değil miydi? Evet hocam. Peki bu durumda sigma bağlar daha kuvvetli ve daha kararlıysa alkanların tepkimeye girme istekleri oldukça düşüktür. Kime göre?
alken ve alkinlere göre. Hocam hiç mi reaksiyon vermez? Verirler. Ama alken ve alkinlere göre reaksiyon verme istekleri, arzuları, aktiflikleri, ki biz bunu aktiflik de diyebiliriz, nedir arkadaşlar? Alken ve alkinlerden daha düşüktür diyebilirsiniz. Peki en önemli tepkimeleri ne? İki tane önemli tepkimesinden bahsedeceğiz. Birincisi yanma tepkimeleri. Kaldı ki biraz önce söylediğimiz gibi arkadaşlar, bakın LNG'de, LPG'de söyledik. Benzin de bunlara örnektir. İşte diğer sıvı yakıtlar da buna örnektir. Alkanlar aslında en önemli, en temel şeyi yakıt olarak kullanılabilmesidir gençler. Yanma tepkimeleri. Yandıklarında ne oluştururlar? Karbondioksit ve su oluştururlar arkadaşlar. Alkanlar yakıldıklarında karbondioksit ve su oluştururlar. Aslında bunu şöyle genelleştirelim. TYT'de yanma problemlerini, yanma tepkimelerini incelerken deriz ki bir bileşiği yakarsan o bileşiğin içerisindeki elementlerin ayrı ayrı oksitleri oluşur. Bu bileşikler neyden oluşuyor? Karbon ve hidrojenden. O zaman karbonlu oksit olan karbondioksit oluşur. Hidrojenin oksidi olan H2O oluşur. Burada da görüldüğü gibi CnH2n+2'yi oksijenle yaktığımızda n tane karbondioksit ve n+1 tane ne oluşuyor arkadaşlar? H2O oluşuyor. Ve reaksiyon nasıl bir reaksiyon? Egzotermik. Hatırla. Yanma tepkimelerinin hepsi alayı egzotermikti, bir tanesi hariç azotun yanması arkadaşlar. Ve egzotermik olduğuna göre dışarıya ısı veriyor. Dışarıya ısı verdiğine göre yakıt olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Hatta bu açığa çıkan enerjiyi alıyorlar, neye dönüştürüyorlar? Elektrik enerjisine dönüştürüyorlar ve bize elektrik olarak sunuyorlar. Mesela Kırıkkale'de rafinerinin yanında Gama diye büyük bir firma var arkadaşlar. Elektrik üretiyor. Ne yapıyor? Orada gelen petrolü ya da gazı arkadaşlar alıyor, fabrikanın içerisinde satın alıyor. Sonra o gazı yakıyor, açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve devlete tekrar satıyor. Ne oldu bak? Enerji ihtiyacını gidermek için. Sadece elektrik mi? Tabii ki hayır. İşte bütün fosil yakıtla çalışan araçların hepsinde ne kullanılıyor? Yine bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Örneğin işte birkaç tane örnek yazmışız. CH4 gazını yaktığımızda karbondioksit artı su, delta H. Bu vatandaşlar delta H, şuraya delta H yazıyoruz. Delta H'lar ne arkadaşlar? -890 kilojül, -1560 kilojül. Kim yakıldığında? C2H6, yani etan gazı yakıldığında da bu kadar ısı açığa çıkmış. C8H18 mesela ne bu? Oktan nerede bulunuyor? Benzinin yapısında bulunuyor. Hatırlayın, görmüşsünüzdür muhakkak. Ailenizle beraber arabaya gaz almaya ya da benzin almaya gittiğinizde, özellikle benzin almaya gittiğinizde orada pompanın üzerinde 95 oktan ya da 98 oktan yazar. Oradaki oktan nereden geliyor işte? Buradan geliyor arkadaşlar. Yani oktan sıvısından, benzinin içerisinde oktan sıvısı var. Alkanlar birçok yakıtın ham maddesidir diye de bir not düşmüşüz. Sırada sayısal bir örneğimiz var. 17.6 gram C3H8 gazı yeterli oksijen gazı ile yakıldığında 880 kilojül ısı açığa çıktığına göre C3H8, yani propan gazının aynı koşullarda molar yanma ısısı kaçtır? Öncelikle sayısal soruların üniversite sınavında AYT'de yani organiğin içerisinde çıkacağını düşünmüyorum. Böyle bir soru çıkarsa arkadaşlar nerede çıkar? Enerji konusunun içerisinde çıkar. Ama biz de buraya örnek olsun diye bir tane yerleştirdik arkadaşlar. Ne yapacağız? Tabii ki önce bu vatandaşın molünü bulacağız. Çünkü bana molar yanma ısısını soruyor. Yani 1 mol yakıldığında ki enerji değişimini soruyor bana. NC3H8 diyecek olursam NC3H8 eşittir 17.6 bölü MA'sı kaç? 44, buradan kaç mol gelir? 0.4 mol geldi mi gençler? Sonra ne diyeceksiniz? 0.4 molü yakıldığında ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? 880 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Bana neyi soruyor? 1 molünü soruyor. 1 molü yakıldığında X diyecek olursam, X buradan X dediğim değer kaç çıkar arkadaşlar? 2200 çıkar. Ama bulduğumuz değer molar yanma ısısını ifade etmez. Çünkü bir tepkimenin ısısı sorulduğunda işaretiyle beraber söylenmek zorundadır. Burada ısı açığa çıktığı söylediğine göre ne diyeceğiz arkadaşlar? Egzotermik bir reaksiyon. Dolayısıyla da delta H dediğimiz değer, yani tepkime ısısı eşittir, -2200 kilojül olacaktır. Evet, geçtik. Şimdi ne var arkadaşlar? Şimdi ise yer değiştirme tepkimeleri. Alkanların en önemli tepkimelerinden bir tanesi arkadaşlar. Kaldı ki zaten iki tane tepkimesinden bahsedeceğiz dedik. Aslında iki tanesinden bahsedeceğiz daha çok. Birisi yanmaydı, ikincisi yer değiştirme tepkimeleri. Diğer ismi ne? Substitüsyon tepkimeleri.
İfadeyi okuyalım beraber. Alkanlar UV ışınları veya ısı etkisiyle radikaller üzerinden yürüyen yer değiştirme tepkimesi gerçekleştirir arkadaşlar. Peki neden ışınlar veya da yüksek sıcaklıkta gerçekleşiyor? Hemen sebebini söyleyelim. Aslında ilk başta söylediğimiz alkanlar, bütün bağlar ne bağıydı gençler? Sigma bağı. Sigma bağları kararlı bağlardı. Kolay kolay kopmuyordu. Reaksiyona girme istekleri düşüktü. Dolayısıyla da işte bu tepkimeyi bile verebilmesi için ne yapmıyor arkadaşlar? Bağların gevşeyebilmesi için, kolay koparılabilmesi için yüksek sıcaklığa veya ultraviyole ışınlara gerek duyuluyor. Sonra da radikaller oluşuyor. Radikaller üzerinden yürüyen bir tepkime gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu tepkime sonucu alkil halojenürler oluşur. Örneğin CH4 gazının CL2 gazı ile yer değiştirme tepkimesini beraber inceleyelim demiş arkadaşlar. İnceleyelim. CH4 gazını CL2 ile tepkimeye soktuğumuzda ısı ışık etkisinde bir tane hidrojen buradan kopuyor. Buradan bir tane klor kopuyor. Klorla hidrojen birleşerek HCl'yi, geriye kalan klor da geliyor CH3'e bağlanıyor. CH3Cl, klorometan ya da diğer bir ifadeyle metil klorür dediğimiz bileşiği oluşturuyor arkadaşlar. CH3 metil, CL'de klorür olarak okunur, metil klorür. Bu reaksiyon ne zamana kadar? CH4'teki hidrojenlerin tamamı kopana kadar reaksiyon devam edebilir. Yeterli klor koyarsanız ortama. İşte CH3Cl artı CL2, CH2Cl2 yani diklorometan artı HCl. Sonra diklorometanı tekrar CL2 ile reaksiyona soktuğumuzda CHCl3 dediğimiz kloroform artı tekrar HCl. Sonra en son basamakta da CHCl3, bir tane hidrojen kaldı, onu da koparıyoruz. CCl4, karbon tetraklorür artı HCl reaksiyonu gerçekleşiyor. Bu tepkimelerin hepsi radikaller üzerinden yürüyor. Hocam radikaller diyorsun da ne bu radikal? Hemen şuraya kısaca şurada boş yere anlatayım gençler. Hatta aşağı altına da anlatabiliriz şöyle. Şimdi radikal dediğimiz şey şu. Nasıl gerçekleştiğini anlatıyorum. CL2 vardı ya arkadaşlar birinci basamakta. Bu ısı ışık etkisinde buradaki bağ, CL ile CL arasındaki bağ tam ortadan kopar ve iki tane CL radikali oluşur. CL nokta 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 nokta. Bunlar Lewis elektron nokta yapısı demiştik, hatırla. İşte şu eşleşmemiş elektronu içeriyorsa buna radikal diyoruz. Ve bu radikaller çok saldırgan. İki tane klor radikali oluştu ya. Oluşan klor radikallerinden bir tanesi nereye saldırıyor arkadaşlar? CH4'e saldırıyor ve buradaki hidrojenlerden bir tanesini koparıyor. Ne oluşturuyor? HCl artı CH3 radikali oluşuyor tekrar. Oluşan CH3'te buradaki klorla birleşerek CH3 nokta artı CL nokta olarak düşün. Tam böyle değil de böyle düşünebilirsiniz. Aha buradan ne oluşuyor? CH3 CL oluşuyor. Yani birinci basamağın radikalik tepkimesi bu. Sonra diğer basamaklarda aynı mekanizma üzerinden yürüyor arkadaşlar. Dört basamakta gerçekleşen tepkimeler net denklemi aşağıdaki gibidir. Bunların hepsini toplayacak olursak şuradaki CH3Cl'ler, CH2Cl2'ler, kloroformlar gider ve CH4 artı 4 tane Cl2 ile nereye kadar yolu var? CCl4'e kadar. Yani bütün klorları koparana kadar gidebiliyoruz. Artı 4 tane HCl oluşuyor. Metan gazının CL2 gazı ile yer değiştirme tepkime sonucu elde edilen bileşiklerin bazı kullanım alanları verilmiştir, belirtilmiştir. Şuradaki bileşiklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. 1-2 tane kullanım alanını bilirseniz yeterli olacaktır. En önemlisini de biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi bu şeyler sonucunda, yer değiştirme tepkimeleri sonucunda metil klorür, yani diğer bir ifadeyle ne demiştik? Klorometan demiştik. Nerede kullanılıyormuş? Silikon polimer üretiminde kullanılıyor. Önemli mi? Önemli değil gençler. CH2Cl2, diklorometan, metal ve tekstil sanayisinde kauçuk ve mürekkep üretiminde kullanılır. Çok önemli mi? Asıl önemli olan şu iki tanesi. Yani kloroform ve karbon tetraklorür. Hakikaten soru gelebilir, çıkabilir karşınıza gençler. Kloroform nerede kullanılıyor? Tıpta anestezik madde olarak kullanılır. Yani bayıltıcı madde olarak kullanılan maddeler var ya, onlardan bir tanesi de kloroformdur. CCl4'e gelirse ki en önemlisi bu. Karbon tetraklorür apolar yapıya sahiptir. Apolar yapı CCl4 düzgün 4 düzlü yapıya sahip. O da apolar moleküldür. Apolar molekülü olduğu için yağları parçalama ve çözme özelliği mevcut arkadaşlar bu vatandaşta. Kuru temizlemede kullanılır ve aynı zamanda yanıcı olmadığı için de nerede kullanılıyor? Yangın söndürücülerin içerisinde kullanılıyor gençler. Evet, alkanların iki reaksiyondan bahsettik. Bir yanma tepkimeleri, iki yer değiştirme tepkimeleri. Üçüncü tepkimesinde buraya yazdım bir not halinde olarak karşınıza çıkarsa diye. Karbon sayısı yüksek olan alkanlar yüksek sıcaklıkta katalizör eşliğinde parçalanarak daha küçük karbon sayılı hidrokarbonlara dönüştürülebilir. Bu tepkimeye katalitik cracking
kırmaktan aklınıza kalsın, tamam mı? Kırmak, bölmek, parçalamak. Peki niye yapıyorlar bunu? Bunu da yapmaların en temel sebebi şu. Mesela yüksek karbonlu, 18 karbondan daha yüksek olanlar, katılar, değil mi? Zift, asfalt, katran gibi. Bunların arkadaşlar taşınması, satılması ekonomik açıdan daha zor. Onun için sen bunu eğer 18 karbonluyu 2'ye parçalarsan ya da 3'e parçalarsan, katı halden sıvı hale geçirirsen sıvı yakıt olarak satma ihtimalin, değerlendirme ihtimalin daha yüksek olduğu için özellikle yüksek karbonları bölüyorlar, parçalıyorlar, ekonomik açıdan daha değerli hale getiriyorlar ve ondan sonra da satışa sunuyorlar arkadaşlar. Olay bu. Bunun da yapılmasının en temel sebebi bu. Yüksek karbonları böl, parçala, daha ekonomik hale getir ve sat. Evet, alkanların örneklerle devam ediyoruz. Alkanların özellikleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Neopentanın kaynama noktası izopentandan yüksektir. Şimdi neopentan hangisiydi? İzopentan hangisiydi? Bir hatırlayalım arkadaşlar. Neopentan, neo ne zaman geliyordu? İkinci karbona bir tane, iki tane metil dallanması varsa. Yani neopentan dediğimiz yapı şu yapı, CH3, CH3, şurada da bir tane CH3. Al sana 5 karbonlu, ikinci karbonda 2 tane metil dallanması var. İzopentan neydi peki? İzopentan arkadaşlar, ikinci karbonda bir tane metil dallanması varsa. İzopentan dediğimizde bu. Peki ben biraz önce fiziksel özelliklerde öğrendik artık, dedik ki fiziksel özelliklerde dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyordu. Buhar basıncı artıyordu. Dolayısıyla da neopentanın kaynama noktası izopentandan daha yüksek değildir. Daha düşüktür çünkü neopentanda 2 tane dallanma var, izopentanda ise 1 tane dallanma var. Onun için birinci ifade yalan arkadaşlar. 2. İzopentanın Cl2 ile yer değiştirme sonucu 4 farklı ürün oluşur. Şimdi izopentan dediğimiz bu yapım arkadaşlar. Evet. Peki şimdi arkadaşlarım bakın, şu karbon ile şu karbonun birbirinden farkı var mı? Yok. Çünkü uzun zinciri seçersek, uzun zinciri burayı seçersek şurada bir dallanma olur ikinci karbonda. Doğru mu arkadaşlar? Uzun zinciri burayı seçersem dolayısıyla burada bir tane dallanma olur yine ikinci karbonda. O zaman şu karbon, şu iki karbonun birbirinden farkı yok. Ama şuraya şu ve şu ve şu. Yani burada aslında bu molekülde 4 tane farklı karbon var arkadaşlar. İyi de hocam, aha burası da primer karbon, burası da primer karbon. Bu ikisinde birbirinden farkı yok demeyecek miyiz? Doğru, ikisi de primer karbon ama klor buraya bağlandığında farklı bir molekül oluşur. Buraya bağlandığında farklı bir molekül oluşur. İsmi farklı olur yani, tamam. Ama kloru buraya ya da buraya bağladığın zaman ismi farklı olmaz. Çünkü buraya bağladığın zaman da uzun zinciri burayı seçersin bir klor olur. Buraya bağlarsan uzun zinciri burayı seçersin yine bir klor olur. Ama buraya klor bağlarsan ismi birbirinden farklı olur arkadaşlar. Yine bir klor olur ama 3 metil olur bu seferde. Dolayısıyla da bakın burada 1, 2, 3, 4 farklı karbon olur. Yani 4 farklı karbon derken klor bu karbonlara bağlandığında 4 farklı molekül oluşur arkadaşlar. Onun için bu ikinci ifade doğru. Düz zincirli pentanın kaynama noktası propandan yüksektir. Düz zincir kaynama dallanma arttıkça ne yapıyordu arkadaşlar? Kaynama noktası düşüyordu. Düz zincirli pentanın kaynama noktası propan. Bir kere propandan zaten yüksek olacak çünkü propan 3 karbonlu. Pentan ise kaç karbonlu arkadaşlar? 5 karbonlu. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası ne yapıyordu zaten? Yükseliyordu. Onun için bu ifade doğrudur. Doğru cevabımız 2 ve 3'tür gençler. Devam. Evet, burada şeyi söylemişiz zaten. Olasılıkları bakın. Ha buradaki şeye de dikkat edin. Şuradaki klorlar var ya. İhtimalleri tek tek yazmışım bakın buraya. Burada da klorların nasıl farklı bağlanacağını 4 tane ihtimal çıkıyor. Geldik alkanların kullanım alanlarına. Alkanların günümüzde en çok kullanıldığı alan enerji tedariğidir. Değil mi? Yani yakıt olarak kullanılıyor arkadaşlar. Alkanların ana kaynağı fosil yakıtlar olan petrol, kömür ve doğal gazdır. Petrolün ayrımsal damıtma yöntemiyle rafinasyonun sonucu aşağıdaki tabloda verilen ürünler elde edilir. Bunu önceden de bahsettik arkadaşlar. Hakikaten de alkanların en çok kullanıldığı alan enerji tedariğidir. Özellikle sanayide inanılmaz kullanılmaktadır arkadaşlar. Peki karbon sayısı 1 ile 4 arası olanlar neleri oluşturuyordu? LNG ve LPG'yi. Hani CH4 ile C2H6 LNG'yi oluşturuyordu. C3H8 ile C4H10 da neyi oluşturuyordu arkadaşlar? LPG'nin ham maddesiydi. 5 ile 7 arasındakiler petrol eteri, organik çözücüler gibi maddeleri. 7 ile 10 arasındakiler benzini, özellikle 8 karbonlu çoksa arkadaşlar yakıt uzunma özelliği daha yüksek olduğu görülmüş. 12 ile 18 arasındakiler jet yakıtı, 20 ve daha fazlası ise arkadaşlar mineral yağ, gres, mum, katran, asfalt gibi maddelerin oluşturuyor.
Evet, en çok kullanıldığı alan yakıt. Alkanlardan bazıları organik çözücük olarak kullanılabilir. Alkanlardan üretilen alkil halojenürler de diğer organik moleküllerin eldesinde kullanılır. Alkil halojenürü neydi arkadaşlar? RX olarak gösterilir. Şu alkil halojenürü var ya, RX'tir. R alkili ifade eder. X de organik kimyada X görürseniz bir moleküle bağlı olan X, bilin ki o halojendir. Halojenden kastettiğimiz kimlerdir arkadaşlar? 7A grubunda bulunan flor, klor, brom ve iyot var ya. Aha, bu vatandaşlar halojen. X yerine bunlardan herhangi bir tanesini koyabilirsiniz. Örnek demişiz mesela, hani başka moleküller elde ediliyor ya. CH3Cl yani metil klorürü NaOH'la reaksiyona soktuğumuzda, ki yine burada bir genelleme yapacağım bakın arkadaşlar. Eğer bir organik reaksiyonda metal ile halojeni yan yana görürseniz, aynı tepkenler içerisinde görürseniz, metal ile halojeni birleştirin, geri kalanları birbirine bağlayın. Neden hocam? Çünkü metal ile halojen birleşirse tuz oluşturur, kararlı bir bileşik oluşur arkadaşlar. Burada da Na ile Cl birleşir, tuzu oluşturur, geriye kalan OH gelir CH3'e bağlanır. Na Cl artı CH3OH, yani metil alkol dediğimiz alkolü oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Ya da aşağıdaki tepkimeye baktığımızda metil klorür artı potasyum metilatı reaksiyona sokmuş. Bu sefer de buradaki potasyumla yine Cl reaksiyona girecek. Şu CH3 gelecek. Buraya oksijene bağlanacak, potasyumun koptuğu yere. Geriye ne oldu? KCl artı eter. ROR yapısı eter, dimetil eter dediğimiz yapıya dönüşecek. Bunun gibi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bir sürü reaksiyonu vardır. Alkil halojenürden yola çıkarak başka organik maddeleri sentezleyebilirsiniz. Evet, şimdi anlattığımız yerle ilgili, yani fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili mantığı anlama testlerine başlıyoruz. Soru 1. Alkanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Molekülleri polardır. Yalanı. Karbon ve hidrojenden oluşanların alayı apolar yapıya sahiptir. Ve alkanları oluşturan atomlar arası London kuvvetleri gözlenir. Hayır. Atomlar arası demiş bak. London kuvvetleri neredeydi? Moleküller arası gözleniyordu. Onun için bu ifade yanlış. Atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşan polar kovalent ya da apolar kovalent bağı vardır. Oda koşullarında ilk 4 üyesi gazdır. İşte bu ifade doğru arkadaşlar. Metan, etan, propan ve butan gaz. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktası düşer. Hayır, molekül büyüdüğü için kütle çekimi artar. Yani London kuvvetleri artıyordu, kaynama noktası artıyordu. Bu ifade yalan. Karbon atomları sp kare değil, bütün bağlar sigma bağı olduğu için, 4 tane doğrultu olduğu için sp küpü birleşmesi yapmıştır. Cevabımız Ceyhan'dır. Geçtik ikinci soruya. Alkan olduğu bilinen X ve Y sıvılarından aynı miktarda alınıp ayrı kaplara konuluyor. Tamam, aha şöyle aldım, buraya X sıvısı koydum, buraya ne koydum? Y sıvısı koydum. Sonra ne diyor? Aynı ortamda bir süre sonra kaptaki X miktarı daha fazla. Ha, bak, X'ten bu kadar kaldıysa buharlaşacak değil mi? Bunlar sıvılar, biliyorsunuz, her sıcaklıkta buharlaşır. Y'den ise daha az kalmış. O zaman Y daha fazla buharlaşmış. Daha hızlı buharlaşmış. Daha hızlı buharlaştığına göre Y'nin tanecikler arası çekim kuvveti daha düşük. Yani Y daha uçucu. Kime göre? X'e göre. Onun için birinci ifade doğru. X sıvısını oluşturan molekül arası çekim kuvveti daha büyüktür. Evet, X sıvısı daha az uçucu. Kaynama noktası daha yüksek olduğu için arkadaşlar tanecikler birbirini sıkı tutuyorlar. Dolayısıyla az buharlaşıyor. Sıvıları oluşturan moleküllerin karbon sayıları aynıysa, X de mesela 5 karbonluysa, Y'deki dal sayısı daha fazladır. Hatırla, dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyordu, buhar basıncı artıyordu ya da buharlaşma hızı artıyordu. Y'nin buharlaşma hızı daha yüksek. Onun için bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür gençler. Devam. Soru 3. 1 mol izobütan bileşiğinin uygun koşullarda 1 mol Cl2 ile artan sıs tepkimesi sonucu kaç farklı alkil halojenür bileşiği oluşabilir? Aslında biraz önce çözdüğümüz örneğe benzer bir örnek. Önce izobütanı yazmak lazım. İzobütan dediğimiz yapı CH3C, şurası CH3, CH, şurası CH3. Şimdi gençler bak, izobütan yapısı bu ya. Şu karbonun, şu karbonun, şu karbonun birbirine farkı var mı? Yok. Çünkü hangisine, kloru hangisine bağlarsan bağla aynı molekülü elde edersin. Ama şu karbon diğerlerinden farklı. O zaman burada iki seçenek var. Ya şu 3 tane karbondan birisine bağlayacaksın ya da buradaki karbona bağlayacaksın kloru. Dolayısıyla da iki farklı alkil halojenler oluşabilir arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. Devam. Sırada dördüncü sorumuz. Ne diyor? 1 etil 3 metil siglobütan bileşiği ile ilgili. Hemen siglobütan bileşiğini yazalım.
Bir de ne bağlıymış arkadaşlar? Şurası birinci karbonumuz olsun. Etil bağlıymış. C2H5 3'te. Buraya 1 dersen 2 3'te de ne bağlıymış? Metil bağlıymış. Şurası da CH3. Aha bileşiğimiz bu. Peki yargılardan hangileri doğrudur? 2 metil heptan ile karbon sayısı aynıdır. Şimdi heptandan kaç karbon geliyor? 5. Bir de metilden geldi 6. Burada kaç karbon var? 4 karbon burada. 2 de burada. 6. Bir de burada 7. Oldu mu? Olmadı. Pardon. Heptan 7 özür. Heptan 7 bir de buradan geldi. 8 karbon geldi. Ama burada 7 karbonlu olduğu için birinci ifade olmadı. Metil sikloheksan ile hidrojen sayısı aynıdır. Şimdi bu vatandaşın alkalı yapıda olduğu için genel formülü neydi? CnH2n'di. Karbon sayısı kaç? Karbon sayısı 2, 4 daha, 6, 1 daha, 7. 7 karbonlu. C7H14 oldu mu arkadaşlar? Bu vatandaşın formülü bu. Gelelim buraya şimdi. Sikloheksan. Heksandan kaç karbon geliyor? 6. Bir de buradan geldi. 7. C7. Halkalı alkanların genel formülü de CnH2n değil miydi arkadaşlar? Aynı mantık. O zaman C7H14 olacaktır. Hidrojen sayıları eşittir. Doğru. Sigma bağ sayısı 21'dir. Sigma bağ sayısını düz zincirlerde nasıl buluyorduk? Atom sayısı eksi 1 diyorduk. Eğer yapıda halka varsa sigma bağ sayısı atom sayısına eşitti. Dolayısıyla da burada atom sayısı 7, 14 daha 21'dir. Dolayısıyla sigma bağ sayısı da 21'dir. Cevabımız Denizli'dir. Devam. 5. soru. 0,1 mol yakıldığında 17.6 gram CO2 gazı CO2 oluşan doymuş hidrokarbonun formülü hangileri olabilir demiş. 0,1 molden 17.6 ise 1 molünden 176 gram oluşmaz mı? Peki 176 gram karbondioksit mol sayısını bulacak olursan N eşittir 176 bölü MA'sı 44'ten ne yapar arkadaşlar? 4 mol yapar. Dolayısıyla da 4 karbonlu olacak değil mi? 1 molünden 4 mol karbondioksit oluştuğuna göre 4 karbonlu olacak. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. Ceyhan olacak. Soru 6. Yargılardan hangileri parafinler için doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Parafin dediğimiz şey biliyorsunuz alkanlar. Neden parafinler deniyordu alkanlara? Reaksiyona girme isteği az, isteksiz oldukları için parafin deniyordu. Parafinin anlamı buydu. Yer değiştirme tepkimeleri radikalliktir. Biraz önce anlattık. Radikaller üzerinden gerçekleşen bir yer değiştirme tepkimesi var. Katılma tepkimeleri sonucu alkil halojenürler oluşur. Durduk burada. Arkadaşım alkanlarda ben hiç katılma görmedim. Evet katılma tepkimesi vermez çünkü. Katılma tepkimesini verenler pi bağı içerenlerdir. Katılma demek ne demek biliyor musunuz? Katılma moleküle bir şey koparmadan moleküle yeni bir şey bağlamadır ki bunu yapabilmen için de pi bağı olması lazım. Şimdi alkanlardaki karbonları düşünün. Hepsi 4 bağ yapmış ve 4 de sigma bana bak. Hepsi 4 bağ yapmış, hepsi de sigma bağ arkadaşlar. Dolayısıyla sen oraya oradaki karbonlara yeni bir şey bağlayamazsın, katamazsın. En fazla ne yaparsın? Oradaki hidrojenlerden birini ya da birkaçını koparırsın, yeni bir şey bağlarsın ki buna yer değiştirme diyoruz. Hidrojenle yer değiştirmiş olursun. Katılma tepkimelerini ileride alkenlerde, alkinlerde de daha detaylı anlatacağız. Katılma dediğimiz şeyi tekrarlıyorum. Molekülden bir şey koparmadan yeni bir şey bağlamadır ki burada da pi bağ lazım. Onun için bu ifade yalan. Yanmaları sonucu oluşan karbondioksit ve H2O'nun sayıları her zaman eşittir. Bu ifade yanlış. Çünkü CnH2n artı 2 bu düz zincirli alkan. CnH2n bu ise halkalı alkan. Tamam bak şu olursa n tane karbondioksit n tane de H2O oluşur. Eyvallah da düz zincirlerde öyle bir şey değil. N tane karbondioksit artı n artı 1 tane H2O oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla da bu ifade her zaman eşittir dediği için ifade doğru değildir. Cevabımız ne olur? Adana olur gençler. Devam. Bir mantığı anlama testimiz daha var. Evet. Soru 1. Alkanlar uygun koşullarda hangi tepkimeleri vermez diye sormuşuz. Yanma tepkimesini verir. Katılma tepkimesini vermez. Bir an önce söyledik. Yer değiştirme verir. Polimerleşme. Hayır. Yine polimerleşme tepkimesi olabilmesi için yapıda yine pi bağ olması lazım. O pi bağlarının kırılarak moleküllerin birbirine bağlanması lazım. Yine polimerleşme tepkimesinden bahsetmedik. Vermez. Vermez sorduğu için cevabımız ne olur arkadaşlar? Ceyhan 2 ve 4 olur. Alkanlar ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yakıt olarak kullanılırlar. Evet. Alkil halojenür üretiminde kullanılırlar. Evet. Hatta işte önce alkil halojenür elde edilir bundan yer değiştirme tepkimesi sonucu. Sonra elde ettiğin alkil halojenürden de neyi dönüştürürsün? Başka şeyleri bulursun. Diğer organik moleküllerin sentezinde kullanırsın. Onun için bu ifade doğru.
Meyvelerin tazeliğinin korunmasında kullanılır bu ifade doğru. Neden, nasıl kullanıyorduk? Bu vatandaşlar apolar yapıya sahipti. Suda çözünmüyorlardı. Dolayısıyla meyvenin etrafını kaplarsan eğer, değil mi? Alkanla, parafinle içerisindeki su dışarıya çıkamıyordu. Dolayısıyla meyve tazeliğini koruyordu. Cevabımız ne oldu? 1, 2, 3. 4 ile devam edelim. Yargılardan hangileri doğrudur? C8H18 sıvısı ile ilgili. Peki bu vatandaş kim? 8 karbonlu alkan. Su ile emisyon oluşturur. Doğru. Çünkü suda süzülüyor mu arkadaşlar bu? Hayır, çözünmüyor. Onun için bu ifade doğru. Sıvı yakıt olarak kullanılabilir. Evet. Hatırla. 5 karbonlu ile 17 karbon arasında olanlar sıvıydı. İlk 4 karbonlu gazdı. 17-18'den sonrası ise arkadaşlar neydi? Katı fiziksel hale dönüyor. 2-3-3 trimetil pentan ile hidrojen sayısı aynıdır. Pentan kaç karbon? 5. 3 de buradan geldi. 8. Halka var mı? Yok. Düz zincirli. Dolayısıyla C8H18 yapar bu da. Dolayısıyla bu ifade de doğru olur. Cevabımız Edirne olur. Soru 5. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Peki reaksiyona baktığım zaman yer değiştirme tepkimesi olduğu açık aşikar. Buradaki hidrojenin bir tanesiyle klor birleşmiş. Klorun bir tanesi de gelmiş CH3'e bağlanmış. Karbon atomunun hibrit türü değişmiştir. Aha, bu Adana yanlış. Niye? Çünkü karbon burada da 4 bağ yapıyor. 4 doğrultu var. Burada da 4 bağ yapıyor. 4 doğrultu var. Dolayısıyla her ikisinde de hibrit türü sp küptür. Yer değiştirme tepkimesinde hibrit türü değişmez. Yer değiştirme tepkimesidir. Evet. Yer değiştirme tepkimesi alkanlarda radikaller üzerinden yürür. Evet. Apolar moleküllerden polar molekül. CH4 de apolar. Cl2 de apolar. CH3 Cl'ye gel. Bu polar oldu. Çünkü artık hidrojenin yerine klor bağlandı. Ve 3 farklı atomdan oluştu. Molekül polar oldu. Bu zaten polar. Dolayısıyla bu ifade doğru. Isı ışık etkisinde gerçekleşir. Alkanların yer değiştirme tepkimeleri ısı ışık etkisinde katalizörlerinde gerçekleşir daha doğrusu. Nedendi hatırla. Sigma bağları kararlı olduğu için onları koparmak zordu. Önce onları koparabilmek için ne veriyorduk? Isı ışık veriyorduk. Devam. Son iki sorumuz. Yukarıda verilen moleküllerden aynı sıcaklıkta kaynama noktalarının karşılaştırılması hangisine doğru verilmiştir? Bakın gençler, buna sıkıştırılmış formül diyorduk. Tekrar eden grupları aynı parantez içerisinde gösteriyorduk. Bu vatandaş nasıl yazılır? Şöyle yazılır. CH3, CH2, 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 4 tane CH2 varmış, sonra bir tane daha CH. Bak dal mal yok, düz zincirli, doğru mu arkadaşlar? Peki dallanma arttıkça kaynama noktası ne yapıyordu? Düşüyordu. Bunda hiç dal yok. Bunda kaç tane dal var? Bir tane. Gel şuraya. Bak şu karbona iki tane CH3 var. Üçüncüyü açayım ben size. CH3C. Şurası CH3. Şurada bir tane daha CH3 var. Sonra CH2, CH3. Aha yapı bu. Adamlar şunları sıkıştırmışlar. Araya yazmışlar. Peki iki tane dallanma oldu mu? Evet. O zaman birincide dal yok. İkincide bir tane dal var. Üçüncüde iki tane dal var. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyordu. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Adana olur. Yani 1 büyük, 2 büyük, 3 olur. Son sorumuz, burası 6. sorumuz olacak gençler. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin 0,2 molünü yakmak için 1,6 mol O2 kullanılır diye sormuş arkadaşlar. Peki şimdi CnH2n+2+O2 eşittir buradan n tane. Ha yok, öyle yapmayalım. Yok, yapabiliriz. Düz zincirli hepsi, tamam. N tane karbondioksit artı N artı 1 tane H2O mu arkadaşlar? Peki N artı 1 oksijen buradan. 2N de burada, etti sana 3N. O zaman şurası 3N artı 1 bölü 2 mi? Peki şimdi bak, 0,2 molünü yakmak için 1,6 mol ise 1 molünü yakmak için X dersem X buradan kaç gelir? 8 mol gelir. Yani 3N artı 1 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 8 mol yapacakmış. Çünkü bak 1 mol için bu kadar. Doğru mu? 1 mol için 8 bulduk zaten. Dolayısıyla da 3N artı 1 bölü 2 eşittir 8'den. 3N artı 1 eşittir 16'dan. N eşittir 3N eşittir 15. N eşittir kaç gelir? 5 gelir. 5 karbonlu olacak. Peki pentandan kaç karbon geliyor? 5. Ama 2 tane de burada var. Etti 7. Olmadı. İkinciye geçtim. Bütandan 4. Bir de buradan geldi. 5 oldu. Şimdi tetrametil metan. Metan. Bunun yapı nasıldı? Şöyleydi bak. Şu metan karbon olarak alacak olursak 4 tane metil bağlıyordum. Aha da şöyle bir yapı arkadaşlar. Tetrametil metan bileşiği. Yine kaç karbonlu? 5 karbonlu. Bu da oldu. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 oldu. Evet, alkanların fiziksel ve kimyasal özelliklerini de böylece bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuz ne kaldı arkadaşlar? İzomerlik kaldı alkanlarda. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.